Herkese merhaba arkadaşlar. Tatlı sohbetlere hoş geldiniz. Her kimle, nerede ve ne zaman izliyorsanız sizlere seslenmekten büyük bir mutluluk duyacağım arkadaşlar. Bugünkü konumuz Sadakatsiz'in 17. bölümü. Biliyorsunuz Sadakatsiz'in 16. ve 17. bölümünde 2 haftadır gelecekten sahneler gösterildi. 16. bölümünde önce 20 gün sonrası gösterildi ve Derin'in evi polisler basılmış bir halde ve aşırı derecede dağılmış her yer her yerde. Belli ki orada bir sıkıntı var. Böyle bir sahne gördük. 17. bölümde de bu sefer 2 hafta sonra dendi. 14 gün sonra. Yine aynı şekilde evde aynı durum söz konusu. Artı bir de bu sefer Volkan'ın bir polislerle yüzleşmesini görüyoruz. Yani belli ki Derin'e bir şeyler olacak arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde. Derin'e bir şeyler olacak fakat biz bunu muhtemelen sezon sonunda görürüz. Sezon sonunda görmemiz daha mantıklı olur fakat sezon sonuna kadar o aradaki 2 haftalık olayları nasıl dolduracaklar? Bilmiyorum. Yani öyle bir sahne çizilmiş ki hani sanki sezon finali olacak ve orada sezon bitecekmiş gibi. Çünkü belli ki bir sonraki sezon Sadakatsiz devam edecek. Hani bakıldığında sezon finali gibi görünüyor. Fakat sezon finali olmayabilir. Sezon finalinden önce de bu sahneyi görebiliriz. O zaman işler daha da karışacak demektir. Çünkü şu an odak noktamız Derin'e ne olduğu, Derin'e ne olacak arkadaşlar 2 hafta sonra. Göründüğü gibi işte ya intihar etti, ya Volkan ona bir şey yaptı, ya o evde Asya'ya bir şey oldu, ya Ali'ye bir şey oldu, ya Zeynep'e bir şey oldu. Yani o evde bir şeyler olmuş. Fakat bunu kim yaptı? Şu an okullar Volkan'ın üzerinde fakat ters köşede olabilir. Neler olduğu bilmiyoruz. Derin'in ağzından dinledik geçen hafta. Dedi ki her şey Ali'nin bizim eve taşınmasıyla başladı dedi. Zaten Ali'nin Derin'lerin evine taşınmasıyla olaylar aslında biraz daha karışık bir hal aldı. Ve Derin her şey iyiye gidecek derken bir anda Asya daha fazla olayların içinde kendini buldu arkadaşlar. Peki 17. bölüme biz nasıl başladık? Neler oldu? 17. bölüme Asya'ya bir telefon geliyor. O şekilde başladık ve mesajda annesinin gitmesini istiyor Ali. Asya tabii ki bunu öğrenince perişan oldu. Yani çok üzüldü. Çünkü bunu kaldırabilecek bir kadın değil çünkü evladını çok seviyor ve her şeye rağmen Ali'nin yanında olması için daha iyi olması için elinden geldiği kadar da mücadele etti bakarsınız. O yüzden de yani hem Volkan'ın ona söyledikleri sen gidince ben daha iyi olacağım gitmen lazım demesi Ali'nin aynı şeyi söylemesi gitmen lazım diye. Üstüne bu Bahar'ın İstanbul'daki işle ilgili konuyu açması, bunun üzerine tuz biber oldu ve haliyle Asya gitmeye karar verdi. Bahar onu ikna etti, bakarsanız. Önce bir Tekirdağ'a git, yani Tekirdağ'a git derken kendini inzivaya çektiği bir yer vardı. Asya'nın önce oraya gitmesini, kafasını toplaması daha sonra hani nereye gitmek istiyorsa o zaman gitmesini söyledi Bahar. Bunun üzerine gerçekten de Asya söz dinledi ve oraya gitti. Biraz daha kafasını toparlamaya çalıştı. Sonuç olarak da gitmesi gerektiğine karar vermişti. Üst üste gelen artık herkesin gitmen lazım, gitmen lazım demesi üzerine ve Ali'nin gerçekten kötü olduğunu görmesi üzerine Asya bunu biraz da üzerine alındı aslında. Çünkü üst üste o kadar çok hem Volkan'la ilgili hem Derin'le ilgili hem de Ali'yle ilgili olaylar oldu ki bunlardan dolayı Asya biraz da kendini sorumlu tuttu. Yani burada tabii Bahar'ın da desteğini göz ardı etmemek lazım. Yani o kadar büyük bir destek oldu ki hani
Nereye gidersen git her şekilde her zaman beni arayabilirsin deyip hani dostane bir yaklaşımla o kötü geçmişe rağmen elini tutması hem Asya'ya iyi geldi hem de Bahar'a iyi geldi diye düşünüyorum. Bahar gittiği yerde kendini biraz daha dinledi. Evet, tabii Bahar gitti, hastanede neler olacak? Derya başhekim oldu. Zaten böyle bir şey gündeme gelmişti Volkan yüzünden. Derya'nın başhekim olması gibi bir durum söz konusu oldu. Derya başhekim yardımcısıydı çünkü arkadaşlar. Evet, şimdi ondan sonra ne oldu? İşte Asya gitti, Derya başhekim oldu. Artık her şey orada Derya'ya kaldı gibi göründü. Asya'nın gittiği yerde inzivasında aslında kendiyle bir böyle yüzleşmeye girdi. Ondan sonra bölümde Haluk ve Selçuk'un annesi Hicran karşılaştı. Haluk ve Selçuk'un annesi Hicran karşılaşınca işte ben Haluk Güçlü, ben Hicran. Böyle bir arada bir gerginlik oldu. Birbirlerini tanıdılar ve büyük bir bomba, ne olacağı belli olmaz ama ben size tahminimi söyleyeyim. Muhtemelen bu ikisi arasında bir şeyler dönmüş. Yani bir olaylar olmuş. Benim de aklıma ne geldi? Tabii ki Selçuk acaba Haluk'un oğlu olabilir mi? Çünkü Selçuk'un annesi artık daha çok ön planda. Gönül ona yardımcı olacak. Hatta belki Gönül'ün ya da Derin'in evine gidecek. Orada artık onlara yardımcı olarak bir şekilde parasını kazanmaya çalışacak. Ve burada özellikle Tarık Emirtekin'in bu bölümdeki performansı arkadaşlar çok iyi değil miydi? Yani annesiyle o yüzleşmesi, konuşması, onu götürdüğü yerler, annesinin ağlaması, yani gerçekten kimin oğlu olduğunu bize gösterdi. Biliyorsunuz Tarık Emirtekin Şevval Sam'ın oğlu. Kimin oğlu olduğunu, yeteneğini kimden aldığını da göstermiş oldu. Bu bölüm gerçekten Selçuk'u hayranlıkla izledik arkadaşlar. Peki artık bu Hicran ve Haluk olayından sonra bölümde ne oldu? Ondan sonra Derin Asya'ya büyük bir rest çekti. İşte Asya ne dedi ona o vakıfta? İşte ben ne zaman çağırsam geliri Volkan için daha sonra söyleyecek. Burada da işte ben savaşı kaybetmedim. Sadece savaşmayı bıraktım. Devam etsem emin ol kazanırdım dedi ve büyük bir gözle verdi. Tabii ki orada da Derin hani kendine yediremediği için bunun bir burnu büyük büyük davrandı. Hani işte sen öyle zannediyorsun, işte ben Volkan'ın karısıyım havalarında olduğu için her zaman Derin ve bu savaşın kazananı olduğunu düşündüğü için yine burnu büyük davrandı. Fakat Asya her zamanki gibi asilliğiyle telefonunu ona gösterdi ve Volkan'ın aradığını görmüş oldu ikisi de. Ve Volkan bu bölümde bir Asya gidiyor paniği yaşadı, bir panik yaşadı. Yani o endişesi hepimizin gözlerini doldurdu. Yani ne kadar Volkan'a kızsak da bir an nerede olduğunu bilmediği için Asya'nın ve Asya'nın aslında ne zaman ne kadar gitmesini istese de oğlunu bırakıp gitmeyeceğini bildiği için arkadaşlar bunun gerçek olduğunu hafif hafif algılayınca ve temelli gittiğini zannedince ciddi bir panik yaşadı. Asya da bu paniği ufak ufak sezdi gibi geliyor ve bunu kullanacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar Bahar'ın desteğiyle birlikte Asya da Volkan da aslında birbirleriyle biraz daha yüzleşecekler diye düşünüyorum. Bu konuda Derya'nın da bir parmağı olacak olabilir. Yani Derin'in arkasından bir işler çevrilecek ve Volkan'a belki de Asya konusunda biraz daha destek olunur mu? Yani olunabilir. Ne olacağı belli olmaz. Bölümde bir başka hoşuma giden şey de arkadaşlar Gönül'ün Ali ile vedalaşırken ki Ali yorumu. Yani gerçekten şu bilgisayar oyunları artık hepimizin evini içler acısı hale getiriyor. Hiç kimse birbiriyle iletişim kurmuyor ve gerçekten kırdılı, vurdulu, yani böyle öldür onu, öldür onu diye Ali'nin şey yapması, oyunda böyle bir gaza gelmesi
hem gönlü korkutan hem de aslında bir bakıma sosyal bir mesaj, çünkü gerçekten korkunç bir durumda bilgisayar oyunları ve birçok çocuk da bunlara kendini kaptırıyor. Ve ne olacağını bilmediğimiz bir şekilde aslında bilinçaltına şiddet bir şekilde yerleşiyor ve gerçekten hiç hayra alamet değil. Bu oyunlardan cidden uzak durulması gerekiyor. O konuda Gönül gerçekten çok doğru bir noktaya parmak bastırdı ve gerçekten Ali'ye bu şiddet duygusu sadece Ali'ye değil aslında gençlere bu oyunlar yüzünden ne yazık ki iğneyle enjekte eder gibi enjekte ediliyor ve korkunç bir hal alıyor arkadaşlar. Ve ondan sonra ne gördük? Volkan bir anda çıktı gitti. Nerede? Asya'nın evinde. Anahtarı Ali'den çaldı. Işıkları açık görünce Bahar Asya'nın evine birden girdi ki ne görsün? Volkan. Zaten Volkan olduğunu tahmin ediyordu. Ona işi değil diyor. Sen bu evin ferdi değilsin artık. Sen Asya'nın kocası değilsin dedikçe Volkan bununla bir tık daha böyle artık yüzleşti ve daha çok ağlamaya başladı. Volkan'ın paniği bence erkeksel bir ego var ama ondan da ziyade sanki biraz daha eski sıkıntısız ve daha düz günlerini özlüyor gibi. Çünkü derinden önce belli ki Volkan'ın daha düz bir hayatı vardı. Hatta Asya her şeyi öğrenmeden önce. Ama olaylar gelişti gelişti. Birinci bölümden itibaren her şey daha karmaşık bir hal aldı ve Volkan ne kadar güçlü dursa da aslında çok yoruldu. Bunu da hak etti bir yerde aslında ve bir şekilde yani o eski sakin günlerini arıyor. Bahar da onu tabii ki kendine getirmeye çalıştı ve elleriyle tutup dışarı çıkardı Volkan'ı. Çünkü orada olması gerçekten etik değil. Yani sonuçta artık Asya bekar bir kadın ve onun karısı değil. Her ne kadar oğlu o evde yaşasa da onun yatak odasına girip eşyalarını koklayıp inceleyecek, dokunacak kadar bir özlem yaşadığına göre ciddi bir eski ailesine, eskiye duyulan özlem, bir sakinlik, belki de bir sahiplenme duygusu, bir ego var şu an hala Volkan'da ve bununla yüzleşmeye çalışıyor. Bununla ayrıca kim yüzleşecek? Asya'da yüzleşecek, Derin'de yüzleşecek arkadaşlar. İşte orada tam o sahneden sonra Asya evine gelip Derin'i çağırıyor. Oradaki konuşma da çok güzeldi. Derin'in gözleri doldu ve Asya'da bir gurur, bir zafer. Ne dedi Asya? Ben Volkan'ı ne zaman buraya çağırırsam gelir. Ali için. Hani bunu da gayet kinayeli bir şekilde söyledi. Çünkü Derin sürekli Volkan'ın yaptıklarının Ali için olduğunu söylüyor ve Ali'nin aslında arkasına sığınıyorsa. Asya da aslında kinayeli bir şekilde bunu söyledi ama öyle olmadığını da hissetmiş olduk. Yani biz hissettiysek ekran başından Derin'in bunu hissetmemesi mümkün değil arkadaşlar. Ondan sonra işte her şeyin Ali'nin başının altından çıktığı ve Ali yüzünden olduğunu düşünen bir nebze Derin Ali'nin yurt dışında eğitim alabileceğini söyledi Volkan'a. Volkan tabii ki buna hoş karşılamadı fakat Ali bunu duydu. Ali'nin bunu duymasıyla da kıyamet koptu. O sahneden sonra, yurt dışı eğitimi sahnesinden sonra da zaten eve gelen misafirler ve orada kıyametin kopması, Zeynep'in hasta olduğunu görüyoruz. Zeynep hasta oluyor. Abisi ona yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat Derin nedense bu bölümde orijinalinde de olduğu gibi Zeynep'i bir abisinden koruma içgüdüsüne kapılıyor. Orijinalinde de böyle oluyor çünkü. Ali'nin biraz daha şiddet eğiliminin arttığını görünce ister istemez korumak istiyor kızını ve hani ne yaptın Zeynep'e niye ağlıyor şeklinde yaklaşıyor. Halbuki Ali'nin yaptığı hiçbir şey yok. Ciddi bir bağırış çağırış oluyor. Volkan geliyor. Volkan'ın ilk defa tokat attığını görüyoruz Ali'ye. Ve ondan sonra da Ali gitmek istiyor evden. Annesini arıyor ve annesi geliyor. Asya tabii ki hemen koşa koşa oğluna kucak açıyor. Zaten bölüm içinde de karar verdi Asya. Yani oğlunu hiçbir zaman bırakmayacak. Çünkü bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu kişi kimdir? Annesi de ne olursa olsun annesine sarılmak isteyecek arkadaşlar. Finalde Ali annesine dönüyor. Annesinin bir gururu. Buradan sonra neler olacak? İşte Derin ve Volkan arasında ipler biraz daha gerilir mi? Yoksa Derin tamam tamam Ali için deyip biraz daha yine siner mi?
bilmiyoruz. Onu göreceğiz ama kıyamet koptu gibi görünüyor arkadaşlar. Bu bölümde şimdi dediğim gibi önemli olan zaten Kore versiyonuyla hemen hemen birebir gittiğini söylemiştik. Önemli olan da bu çünkü biz Kore versiyonundan aslında aşağı yukarı neler olabileceğini görüyoruz. İşte buradan sonra Volkan'ın Asya'ya biraz daha yakınlaştığını göreceğiz. Arkadaşlar ondan sonra Asya nasıl bir tepki verecek? Onu itecek mi yoksa bir içgüdüyle sahiplenecek mi eski kocası olduğunu? Valla arkadaşlar Asya tekrar sahiplenirse kafamızdaki o Asya Yılmaz imajı ne olacak bilmiyorum. Ali bundan nasıl etkilenir? Bunu kabul edebilir mi? Çocuk da ne yapacağını şaşırdı. Artık yani hangi evde yaşayacak? Annesiyle babası ne durumda? Bir yandan Derin ve kardeşi var. O da ne yapacağını şaşırdı. Neler olacak? Bakalım izleyeceğiz, göreceğiz. Muhtemelen Derin üzerinden olaylar yürüyecek. Fakat dedikodulara göre Melih Sezen diziden ayrılacak mı? Derin diziden ayrılacak mı? Deniyor. Aslında biraz daha devam edebilir çünkü daha birinci sezon bile bitmedi. Yani orijinal hikayeye göre de aslında biraz daha devam etmesi gerekiyor. Derin'in çıkacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi o 2 hafta sonraki olayı ne kadar uzatacaklar? 2 hafta sonra ne olacak? Biz nerede göreceğiz? Belki Derin bir süre gider sonra tekrar geri gelir. Bir iki bölüm sonra öyle bir şey de olabilir. Yani bilmiyorum. Ama açıkçası öleceğini düşünmüyorum. Bir şeyler oldu ve Derin tekrar geri gelir diye düşünüyorum. Benim tahminlerim bu yönde. Ölmez. Çünkü yani Derin karakteri hikaye olarak da lazım. Derin giderse sadakatsizliği zaten kalmayacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Hoşça kalın.